Kur korumalı mevduata ilgide ciddi bir düşüş var. Ekim ayının son haftasında KKM'deki yani kur korumalı mevduattaki paranın artış oranı %0.6'ya geriledi. Bir önceki haftada %0.8'di. Bunlar düşük oranlar mı? Evet, bunlar düşük oranlar. Bayağı düşük oranlar. %1'lik artış oranı, yani değil %1'in altı, %1'lik artış oranı bundan önce sadece Temmuz ayında Kurban Bayramı'nda, yani Türkiye'de bankaların kapalı olduğu hafta görülmüştü. %1'in altı bugüne kadar görülmemişti ama şimdi işte artış oranı %1'in altına geriledi. KKM ilgi azalıyor. Neden azalıyor? Çünkü kur korumalı mevduat artık kur getirisi vermiyor. Çünkü dolar TL yatay seyrediyor. Dolar haftaya da yine geçtiğimiz hafta bıraktığımız seviyesinde başladı. Bu nedenle de KKM'de parasını tutanlar sadece bankaların verdiği faizi elde ediyor. Ama bankaların verdiği faiz de Merkez Bankası'nın uyguladığı politika faizinin sadece 3 puan üzerinde. O da şu anda %10,5 Merkez Bankası politika faizi. Onun üzerine 3 puan koyduğumuzda %13,5. Oysa bankalar ciddi faiz vermeye başladı. %27-28 diyor Şenol Babuşçu, Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı. Şu anda özel sektör bankalarının mevduata verdiği faiz. Üstelik kamu bankalarında dahi, yani Ziraat'te, Halk Bankası'nda, Vakıfbank'ta dahi TL mevduata faiz %26'ya yükselmiş. Şimdi yani TL mevduata %27-28 faiz var bankalarda. KKM'deki faiz ne kadar, getiri ne kadar, elde ettiğiniz getiri? %13,5. Yani şimdi %13,5 yerine elbette mevduat sahipleri %27-28'i tercih ediyor. Bu da işte KKM'deki artış oranının çok düşmesinin arkasındaki sebep. Bu koşullarda çok fazla aslında Türkiye'de enflasyondan kaçmak için yatırım enstrümanı alternatifi kalmadı. Yani KKM de devre dışı. Borsa şu anda küçük yatırımcının, tasarruf sahibinin bir numaralı adresi. Bu kanalda da biliyorsunuz bir anket başlatmıştım bundan yaklaşık bir ay önce. Küçük yatırımcının eğilimlerini, yani bu kanalın izleyicilerinin, ki bu kanalın izleyicileri Türkiye'de genel olarak küçük yatırımcının eğilimlerini, temsil kabiliyeti çok yüksek. Ve en beğendiğiniz enstrümanı sormuştum. Şu anda 1287 yanıt var. Burada görüyoruz bir numaralı tercih şu anda açık ara %33.8 borsa. Borsada gerçekten geçtiğimiz aylarda, yani yaz aylarının ortasına itibaren müthiş getiriler var. Daha sonra onun arkasından ikinci sırada %11.9 ile doları, yine doları görüyoruz. Evet, dolar yatay ama küçük yatırımcının hala şu anda Türkiye'de İki numaralı, en beğendiği ikinci enstrüman dolar, Amerikan doları. Daha sonra üçüncü sırada altını görüyoruz. Türkiye'de tasarruf sahiplerinin, küçük aslında Türk ailesinin bir numaralı tercihi diyebiliriz. Yani geçmişten bugüne. Hemen arkasından kripto paraları görüyoruz. %8.9. Kripto paralarda aslında bu yıl çok fazla getiri sağlamadılar. Hatta ciddi şekilde zarar yazdılar. Ama küçük yatırımcının Türkiye'de %8.9 da en beğendiği dördüncü yatırım enstrümanı Bitcoin ve altcoinler. Daha sonra ona yakın %8.6 ile yatırım fonlarını görüyoruz. Hemen ardından %7.5 konut, %5.7 daha sonra Eurobondlar, yani döviz cinsinden devlet tahvilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin ve bu arada özel sektör şirketlerinin de Türkiye'de döviz cinsinden tahvilleri var. Arkasından arsa %2.8, 2.1 ile ise daha sonra kur korumalı mevduatı işte görüyoruz. Çok düşmüş durumda bu kanalın izleyicilerinin arasında en azından. Onun ardından ona yakın, kur korumalı mevduata yakın gümüş %1.9, ardından bireysel emeklilik %1.5, sonra da otomobil %0.9. Otomobil de aslında Türkiye'de bir yatırım enstrümanı haline geldi. O nedenle seçenekler arasında o da var. Ama işte evet, açık ara şu anda %33.8 borsa. Ama herkes borsadan anlamıyor. Nasıl yatırım yapacaksınız borsaya eğer anlamıyorsanız? Bunun elbette bir yolu var. O da yatırım fonları. Yatırım fonları ne demek? Profesyoneller tarafından yönetilen fonlar bunlar. Farklı enstrümanlara yatırım yapıyorlar. Yani MTI'ya da yatırım yapan fonlar var Türkiye'de. Petrole mesela, kıymetli metallere, altına, sadece gümüşe, hisse senedine yatırım yapan fonlar var. Veya karma fonlar var. Farklı yatırım enstrümanlarından bir sepet yapan fonlar. Hatta farklı fonlara yatırım yapan fon sepeti fonları var. Bütün bunları tefas.gov.tr'den, devletin bir bilgi sitesi, bilgilendirme sitesi fonlara dair,
Ya da benim kullandığım biraz daha detaylı bilgi veren Fonbul.com'dan inceleyebilirsiniz. Fonbul.com'da geçtiğimiz haftanın en çok getiri sağlayan fonlarını çıkardım. Ama burada TEFAS'tan farklı olarak fonların volatiliteleri, yani oynaklık dereceleri ve bu arada risk seviyeleri de var. Oynaklık derecesi de çünkü önemli. Yani son bir haftada çok yüksek bir getiri elde etmiş olabilir bir fon. Ama acaba bir istikrar var mı o fonda? Yani şimdi yatırım yapacaksınız, paranızı yatıracaksınız. İstikrarlı bir fon olup olmadığını bilmekte de fayda var. Bunu anlamanın yolu da işte volatilitesine bakmak. Burada ben bu listede onu da çıkardım. Şimdi son bir haftada en yüksek getiri Ziraat Portföyün Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu'nda %10'a yakın getiri var. Sadece bir haftada %10 getiri. Risk değeri 6-7 üzerinden risk değerleri sıralanıyor. Bu fonun 6. Fon oynaklığı ise bir miktar yüksek, 18.3. İkinci sırada yine aynı portföy şirketinin Ziraat Portföyün BIST 50-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fonu var. Orada haftalık getiri %8.2 ama bunun volatilitesi, yani oynaklığı, bu fonun oynaklığı %7.4. Ciddi şekilde düşük. Daha sonra Ziraat Portföy geçtiğimiz hafta son derece başarılı. BIST banka dışı fonu, oradaki haftalık getiri %8.1. Volatilite ama yine yüksek, %26. Risk değeri 6. Daha sonra dördüncü sırada yine Ziraat Portföy BIST 30 dışı. Getiri haftalık %8.1, volatilite düşük %9.9 ve risk değeri 6. Daha sonra Garanti Portföy'ün katılım hisse senedi fonunu görüyoruz. Bu da bir hisse senedi fonu. Haftalık getiri yine %8'in üzerinde, volatilite kabul edilebilir seviyelerde %14.2. Onun da ardından iş portföy %7.9'luk getiri, 12'lik oynaklık. Ve iş portföyün arkasında da TEP portföyün gümüş fonu. Biliyorsunuz geçen hafta gerçekten borsadan sonra en iyi getiri gümüşteydi. Küçük çaplı bir rally vardı gümüşte. Ve gümüşün, bu gümüş fonunun, TEP portföyün gümüş fonunun haftalık getirisi %7.7. Ama volatilitesi çok yüksek, 52'nin de üzerinde. Çünkü gümüşün biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda savaş dolayısıyla volatilitesi çok yüksekti, oynaklığı. Yani savaşla birlikte kıymetli metaller patladı. Sonra ama sert bir şekilde gerilediler. İşte bu sert fiyat hareketi de oynaklığın çok yüksek olmasına neden oldu. Bu arada küçük yatırımcı anketine geri dönelim. Ankette 4 soru var. Biri işte biraz önce gördük, en beğenilen yatırım enstrümanları. Ama 3 soru daha var. En beğendiğiniz şirket diye sordum size. Yani Türkiye'de küçük yatırımcıların en beğendiği şirket, en beğendiği hisse senedi ve en beğendiği kripto para hangileri acaba? 2 şirket şu anda Türkiye'nin göz bebeği denebilecek. 2 sanayi şirketi en beğenilen şirketler anketinde yarışıyor. Birbirine çok yakın. Çarşamba gününe kadar anket devam ediyor. Çarşamba günü açıklayacağım. Katılırsanız çok sevinirim. Anketin linkini videonun açıklama bölümünde aktarıyorum. Şu oy sayısını 1500 yapalım. Daha sonra da bir küçük ödül töreni, küçük yatırımcı ödülleri için küçük bir tören de yapmayı planlıyorum. Haftaya dünya piyasaları risk iştahında bir artışla başladı. Amerikan borsaları yükselişte, içeride Borsa İstanbul'da yükselişte. Risk iştahındaki artışın arkasında yarın Amerika'da yapılacak olan seçimler var. Midterm, buna Türkçe'de yanlış bir şekilde ara seçim deniyor. Ben de ara seçim diyordum. Profesör Ali Akarca beni düzeltti. Amerika'da yaşayan bir siyaset bilimi ve iktisat profesörü. Dedi ki bu seçim. Bu seçime Amerika'da midterm denir. Çünkü başkanlık seçimlerinin arasına denk gelir. Piyasalar açısından anlamı yarın cumhuriyetçilerin kazanmasının beklenmesi. Ve bu da risk iştahını destekliyor. Diyeceksiniz ki ne alaka? Yani cumhuriyetler kazanınca neden risk iştahı destekleniyor? Borsalar neden yükseliyor? Çünkü cumhuriyetçilerin kazanması demek Beyaz Saray'daki Demokrat Başkan Biden'ın bütçe açığı politikasının engellenmesi demek. Joe Biden harcamaları, kamu harcamalarını artırmayı hedefliyor. Bunun için de bütçe açığı vermeyi yine planlıyor. Ama bütçe açığı da demek tabii ki daha fazla borçlanma demek. Amerika'da daha fazla borçlanma da daha fazla devlet tahvili ihracı demek. Daha fazla devlet tahvili ihracı da faizin, devlet tahvili faizinin yükselmesi demek. Bu da tabii ki dolara yarayan bir gelişme. Ama işte şimdi cumhuriyetçilerin yarın çoğunluğu ele geçirmesiyle şu anda Senato'da, yani Kongre'nin iki kanadında, Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar çoğunlukta. Yarın cumhuriyetçilerin çoğunluğu ele geçirmesi bekleniyor.
Cumhuriyetçilerin kazanması işte bütçe açığın azalmasına neden olacak. Bütçe açığın azalması da devlet tahvili getirilerinde, özellikle uzun vadeli devlet tahvillerinin getirilerinde düşüşe neden olacak. Yani cumhuriyetçilerin kazanması borsa için iyi, devlet tahvilleri ve bu arada dolar için kötü. Bu arada kripto paralar için de iyi cumhuriyetçilerin kazanması. Nitekim Morgan Stanley, Amerikan Yatırım Bankası, cumhuriyetçilerin yarın kazanmasıyla borsalarda kısa süreli de olsa bir rally yaşanabileceği öngörüsünde bulunuyor. BIST endeksi haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Şimdi yarın artık bilançolar bitiyor. Bilanço sezonunun sona ermesi sonrasında Borsa İstanbul'un yönünü göreceğiz. Beklenti kalmamasıyla, bilanço beklentilerinin bitmesiyle bir miktar geri çekilme borsa endekslerinde görebiliriz. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek üzere.